Faize dolar elbisesi giydirmekle bu iş çözülüyorsa Erdoğan neden dolar kurunun 18 liralar kadar çıkmasını bekledi? Son 20-25 günde neden bilerek ve isteyerek dolardaki ateşin üstüne sürekli benzin döktü? 20-21 Aralık ve sonrasında Merkez Bankası'nın arka kapısından ve kamu bankalarının kasalarından kaç milyar dolar satıldı? O gece kimler yüksek kurdan dolar sattı? Ertesi sabah kimler kamu bankalarının ucuza tattığı dolarları topladı. Milletin sırtından milyonlarca dolar karı kim kazandı, kim elde etti? Bankaların genel müdürlerini 20 Aralık gecesinden başlayarak muazzam bir algı operasyonu gerçekleştirmek üzere sahaya kim sürdü? Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir finans kuruluşuna ayın 21'inde Türkiye'de danışmanlık yapma izni neyin karşılığında verildi? vadeli işlem ve opsiyon borsasında alt işlem limitlerini kim? Hangi gerekçeyle? %10'dan %80'e çekti. Şunu açıkça ifade edeyim. Hukuk devleti kurallarının işlediği herhangi bir ülkede şu sorduğumuz sorulara konu ettiğimiz işlemlerin binde biri yapılsa yapanların sıfatına bakılmaksızın çok ciddi soruşturmalar açılır ve sonunda da çok ağır bedeller ödetilir. Bugün ülkemizde Adalet mülke değil, Erdoğan'ın sarayına temel yapılsa da bunun hesabı er ya da geç sorulacaktır. Milletin gasp edilen hakkına, hukukuna Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal vaziyet etmelidir. Bu konuların araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiğimiz önergemize meclisimizdeki tüm milletvekillerinin destek vermelerini bekliyoruz. Değerli basın mensupları, döviz kuru hala dalgalanıp duruyor. Öyle aşağı aşağıda çok fazla düşmedi. 11 liralarda geziyor. Millete kurduğu kumpas için Erdoğan şimdi bir de hayır dua bekliyor. Erdoğan dolar kuru 8'den 18'e çıkarken de alkış bekledi. 18'den 12'lere inerken de şimdi alkış istiyor. Milletin sırtına bıçağı 9 santim daldırıyor. Sonra bıçağı 6 santim geri çekiyor. Bıçak milletin sırtındayken sıkılmadan bir de milletten alkış bekliyor. Yani Anadolu irfanının söylediği gibi Erdoğan önce milletin eşeğini çarptı, şimdi semerini gösterip mutlu ol diyor. Kendisini uyaran, yapmayın etmeyin diye muhalefete güya caka satmaya kalkıyor. Yaptıklarıyla ne istikrarı ne de güveni sağlayabildi. Eylül'den bu yana 26 devalüasyon hala orada duruyor. Bugün açıklandı. Reel kesim güveni dipte. Arşa çıkan fiyatlarda hayat pahalılığı da düşmüyor. Enflasyon memuru, emekliyi, işçiyi, çiftçiyi, esnafı ezmeye devam ediyor. Emeklerimiz nefes almakta zorlanıyor. Ayakta kalabilmek için aylıklarında ciddi bir düzeltme bekliyorlar. Memurlarımız da aynı durumda. Ama bu hükümetin bildikleri, bildiği tek şey sopa ekonomisi, tehdit ekonomisi. Hükümet bir yandan marketlere fiyatları indirin diyerek sopa gösterirken diğer yandan kendisi akaryakıt fiyatlarında maşallah hiçbir indirim yapmıyor. Dolar çıkarken akaryakıt fiyatları milletin cüzdanını boşalttı. Dolar düşerken de ÖTV'ye dönüşüyor. Sarayın hazinesine gidiyor. Sarayın hazinesini dolduruyor. Milletin cebi hala boş. Dün yandaş müteahhide dolarla avroyla garanti verdiler. Yetmedi bugün de bir avuç zengin için dolarla avroyla, avroyla faiz garantisi verdiler. Erdoğan zengine servis edeceği kadayıfın üstüne kaymağında koyup bir de mevduat faizinden, bu mevduat faizinden de stopaj almayacağım dedi. E şimdi tabii bu durumda ne olacak? Millet akaryakıtı ÖTV hatta ÖTV'nin ÖTV üzerine bir de KDV ödeyecek ki hazine dolar elbisesi giydir hazine üzerinden dolar elbisesi giydirilen faizler ödenebilsin. Bu arada iki gün önce hazinenin kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatlar için yayınladığı uygulama esaslarının hukuki hiçbir değeri olmadığını söylemiştim. Bürokratı, bürokratlara buna dayanarak imza atarken bir değil, on değil, yüz değil, bin kez düşünmelerini tavsiye etmiştim. Şimdi oradaki arkadaşlardan duyuyorum ki hazinede yeni bir düzenleme hazırlığı varmış. Hazine bankalara ödeyeceği faizi nakit olarak değil, özel tertip devlet iç borçlanma senetleriyle yapacakmış. Bankanın mevduat faizine kefil olan hazine, devlet iç borçlanma senedinin faizine de milleti kefil yapacak. Fakir, fukara, garip, gureba, yedi göbek, yedi göbek sülalesine kadar borç altına sokulacak. O paralar da alınacak, zenginin cebine konacak. Bir kez daha uyarıyoruz. Hazineye bir saatli bomba yerleştiriliyor. Bu bombanın patlaması mukadderat. Bu yapılan işin sonu da çıkmaz sokaktır. Ama Erdoğan bunlarla meşgul değil. Milletin sesini duymak yerine küçücük bir evladımızın yaşadığı acı bir olayı istismar etmeye kalkıyor. O yavrumuza, güzel kızımıza Asiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Erdoğan küçücük yavrumuzun ve ailesinin acısını kullanıyor. Beyaz Türk, siyah Türk diyerek milleti oradan da bölmeye, parçalamaya uğraşıyor. Millete çektiği kumpası böyle unuttururum zannediyor. Biz buradan açıkça söyleyelim. Bu ülkede beyaz Türk, siyah Türk diye bir ayrım yoktur. Bu ülkede namuslular ve namussuzlar diye bir ayrım vardır. Bu ülkenin namuslu vatandaşlarının alın teri, göz nuru, yılların emeği ve gayreti bir gecede Erdoğan'ın eliyle gasp edilmiştir. Erdoğan yırtıcı köpeklerle uğraşmayı belediyelere bıraksın. Kul hakkını, tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyip bitirmek için fırsat kollayan saray ve şürekasına bir dönüp baksın. Değerli basın mensupları, son bir haftada olanlar bundan ibarettir. Ama kimsenin şüphesi olmasın. Bu iş burada bitmeyecektir. Bu işin hesabını ilk insandıkta millet sonra da hukuk önünde adalet mutlaka soracaktır. Ama yine görüyoruz ki Erdoğan millet iradesine saygı göstermeyi bir türlü öğrenemiyor. İstanbul'daki hizmetini bir türlü içine sindiremiyor. İstanbul'u bir değil iki kez kaybetmek canını çok yakmış. Mızıkçılığa devam etmek istiyor. Bu milletin iradesine karşı çıkacak olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücünün de olması gerektiğini bir türlü kabullenmiyor. Buradan söyleyelim milletin hakkını hukukunu iradesini kimseye yedirmeyiz. Bu arada İçişleri Bakanı da belediyeleri bıraksın, Nebati Bakan'ın açıklamasını ihbar kabul etsin, milleti çarpanların peşine düşsün. Her zamanki gibi son sözümüz aziz milletimize. Biliyoruz çok yoruldunuz. Biliyoruz çok kızgınsınız. Ama hıncınızı, öfkenizi önüne gelecek olan ilk sandığa saklayın. Bu kifayetsiz, beceriksiz, cahil hükümetin ülkeyi yönetme kabiliyeti artık kalmamıştır. Sandıktan kaçma imkanı da yoktur. O sandık önüne yakın zamanda gelecektir. Sandık geldiğinde de elinizi korkak alıştırmayın. Aşınıza göz dikenlere, cebinize göz dikenlere, geleceğinizi çalanlara en şeddelisinden tokadınızı yapıştırın. Yapıştırın ki millete kumpas kurmanın ne demek olduğunu artık anlamayanlar anlasınlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alayım. Buyurun. Aslında BDDK böyle bir dava açarak maalesef, e, böyle bir soruşturma açarak maalesef kendi itibarını zedelemiştir. Yani ayıp denen bir şey vardır. Eleştiri yapan insanlara sesini kesmek için tutuyorsunuz, soruşturma açıyorsunuz. Bunun gerekçesine de şöyle bir baktım, inanılır gibi değil. Yani eski bir BDDK başkan yardımcısı olarak bu gerekçeleri nasıl üretiyorlar hayretler içinde seyrediyorum. TÜİK başkanına gelince, Türkiye İstatistik Kurumu başkanının açıklamasına gelince. Bu beyefendi herhalde kendi internet sayfalarında, web sayfalarında yazılanları okumuyor. TÜİK diyor ki benden bilgi almak için gelen herkese randevu alsa da almasa da ben bilgi veririm diyor. Aslında TÜİK başkanı sarayın verdiği talimatla bu açıklamayı yapmıştır. Bu açıklamayı yaparak da kendisini siyasetin göbeğine atmıştır. Zaten oradadır, siyasetin göbeğinde olduğu iyice ortaya çıkmıştır. Evet. Şimdi müsaade bize yönlendireceğim. Soru oldu, onu Soru, aktif TV tarafından AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle açıklamalarından sonra sayın Kemal Kılıçlar sosyal medyadan sarayla şahıs. Bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun açıklamasını yaptı. Oluşturmak istenen zemin bir görevden alma, kayyum atama olabilir mi? Böyle bir gelişme karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tavrı olacak mı? Aslında biz tabii sarayın ve onun İçişleri Bakanı'nın karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. Millete kurmuş oldukları finansal kumpas, kumpasın ellerinde patlayacağını artık kendileri de görüyorlar. Şimdi bunun üstünü nasıl örteriz telaşına düştüler. Ben açık söyleyeyim. Umarız bu telaşla Böyle bir saçmalığa tevessül etmezler. Aksi takdirde gök kubbeyi başlarına yıkarız. Teşekkür ediyorum.